2022 yılını yolcu ederken yaptığımız tespit halen geçerli. İktidar nasıl ki seçimi çantada keklik görmüyorsa, muhalefet de bir o kadar iktidara hazır değil. Türkiye'nin hal ve gidiş notunu soran olursa, en geç 5 aya kadar seçimin yapılması gerekiyor ama halen tarih belli değil diye cevap verin, anlayan anlar. Seçim tarihi belli olmayan ülkede vaziyet selle mehüs selamdır. Peki Ankara neden seçim tarihini belirleyemiyor? Nedeni basit. Açalım. Erdoğan bugüne kadar burun kıvırdığı adımlar atıyor. İçeride emeklilikte yaşa takılanların önündeki bariyeri kaldırması, dışarıda Suriye, Mısır, İsrail, Suudi Arabistan başta olmak üzere barış çubuğu tüttürmesi, siyasi rakiplerinin icabına yargıda bakmaya çalışması, Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak ve HDP'yi kapatma davası gibi, muhalefetin haber kanallarını tıkayıp dezenformasyona yol vermesi ve ekonomiyi Katar-Suud sermayesiyle fonlamasıyla bunu saklamıyor. Hoş haberi yayıldı ama hesaplara geçen para yok şimdilik. Belki de psikolojik üstünlük kurulmaya çalışıldı. Bilmiyoruz. Rahat olan bir iktidar bunları yapmazdı. Önceki seçimlerde yaptığı gibi bildiğini okurdu. Muhalefet unsurları ise tek başına altılı masadan ibaret değil bu. Ya ayarları bozulmuş bu ülkeyi yönetmeye hazır değil, ya çözüm reçetesi yok ya da dağınıklığı toparlayamadığı için çaresiz. Belki de seçimle iş başına gelmektense iktidarın seçimli veya seçimsiz enkazın altında kalmasını bekliyor. Çökmüş bir iktidardan yönetimi devralmak mı, seçim kazanıp hızla toparlamak mı? Kimi partiler kendini seçim sonrasına hazırlarken bunu gözettiklerine kuşku yok. Ekrem İmamoğlu umre yolculuğuna çıkmadan dedi ki mesela İçişleri müfettişlerinin raporunda sadece ben ve yöneticilerim suçlanıyorsa gök kubbeyi başınıza yıkarız. Bu lafı çok işittik. Lakin şu güne kadar bırak yıkmayı gök kubbeyi sallayan çıkmadı. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul'a kayım atanma ihtimaline karşı Erdoğan'ın yüreği yetiyorsa İstanbul Büyükşehir için seçime gidelim çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu ilk bunu ne zaman söylemiş diye baktım. 31 Ekim 2017 tarihli tweet'ini buldum. Eğer yüreğin yetiyorsa gel erken seçim yapalım. Erdoğan bu konuda Kılıçdaroğlu'nu dinlemez ama o istediği için değil, işine öyle geldiği için erken seçim yaptı. 24 Haziran 2018'deki seçim normal vaktinden bir buçuk yıl önce gidilmiş bir seçimdi, adam kazandı. O gün Muharrem İnce'ye verilen destek şu gün aday olarak ismi geçenlere verilen desteğin fersah fersah ötesindeydi. Yetmedi. Kabul İnce ortak aday değildi. Akşener, Demirtaş, Karamolluoğlu da aday olmuştu. Her parti kendi adayını çıkarmıştı. Totalde %50'yi bulamadılar. Çıkan mesaj güçlü, kazanabilecek ortak aday mesajıydı. İki aday bu mesajı aldı ve stratejisini buna göre belirledi. Akşener ve Demirtaş. Bugün ülkede kuduz aşısı bulunamadığı için ölen çocuklar var. Seçmen saçma sapan yaz saati uygulamasına bile itiraz edemiyor. Büyük şehirlerdeki birkaç semtin dışında sefil hayatlar yaşanıyor et, süt, ateş pahası. İkinci el araçlar el yakıyor. Marketlerdeki poşet fiyatını bile belirleyen bir devlet var ve dünyada yok bunlar. Türkiye AKP öncesine kadar seçimle iktidarların değiştirilebildiği bir ülkeydi. 40 yaş altı pek hatırlamasa da böyle bir demokratik gelenek vardı. CHP ve İyi Parti seçmeninde problem yok. Onların oyu cepte. Tıpkı sadık AKP'lilerin oyları gibi. Erdoğan iki tür seçmeni kontrol etmeye çalışıyor. İlki, kendine asla oy vermeyecek Kürt seçmen, onları bölmeye, küstürmeye becerebilirse sandıktan uzak tutmaya çalışıyor. İkinci grupsa bir türlü ikna edemediği muhafazakar taban. Nicedir bu grubu saflarına katmaya çalışıyor. Henüz başarabilmiş değil. Yapamazsa onları da küstürüp sandıktan uzak tutmaya çalışacak. Oyun planı bu. Erdoğan'ı devirmeyi planlayanların asıl bu gruba güven vermesi icap ediyor. Muhalefet bu grubun yani muhafazakar tabanın tercihlerinin ne kadar farkında soru işareti. Seçimi belirleyecek olan da bu. Kürt oyları kadar mühim.